İbrahim onların melek olduklarını bildi ve "Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?" dedi. Onlar "Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik." dediler. O taşlar haddi aşanlar için Rabbinin katından işaretlenmiştir. Orada Sodom'da Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavuna göndermiştik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır veya mecnundur demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O bu sırada kendisini ayıklayıcı durumdaydı. At kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O, uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalanıp eğlenin denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Her türlü şeyden çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. Resulüm de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan, Allah'a kaçın, O'na sığının, O'na itaate koşun. Çünkü ben O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Resulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde Mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur dediler. Bunun nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır. Doğrusu bu, onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onlardan yüz çevir. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen Kur'anla öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Tur Suresi Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahiy kıldığı Tur Dağı'nda yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yükseltilmiş tavan gibi göğe, dolu ve coşkun denize ki Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır.'' Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahyi sihirdir dediğiniz gibi şimdi bu ateşte sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona. İster dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki müttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri, Onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin için denilir. Ayrıca biz onlara güzel, iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz herkes kazancına bağlıdır ona göre muamele görür biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh çekişirler. Onun içiminde ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. Şöyle derler, hakikaten biz Bundan önce dünyada, ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebepler rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin samyeli gibi kavurucu azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm sen öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde kahin de değilsin, mecnun da değilsin. Yoksa senin için o bir şairdir. Ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar. De ki bekleyin. Çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenler iseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar Hiçbir şey hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kes inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan, her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa Hoşlanmadığınız için kızlar onun da oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? Yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar Allah onların kendisinden başkasına bağlılık gösterecek ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile, inatlarından inanmayıp, üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncuya kadar, kendi hallerine bırak onları. O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez.'' Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et namaz kıl, Sübhaneke oku. Necm Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da o arzusuna göre konuşmaz onun sözleri hükümleri ilhamdan vahiy ile bildirilenden ve vahye uygunluktan başkası değildir ona bunları müthiş kuvvetleri olan cebrail öğretti hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Rasule göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamber'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu Cebrail'i diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Münteha'nın yedinci semanın yanında gördü. O Cennetül Meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennette onun yanındadır. O gördüğü zaman Sidre'yi onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü Miraç'ta gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı. Onlarda güç ve ilahlık alameti var öyle mi?'' Demek erkekler sizin de hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar sizin ve babalarınızın kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir.'' O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara, Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahirette, dünyada ancak Allah'ındır. Göplerde nice melek vardır ki, şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi at takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez. Zan ile kesin bilgi elde edilmez.'' Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır.'' Bu da kötülük yapanları aynen yaptıklarıyla cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle karşılık vermesi içindir. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin, şirk hariç bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda, siz annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günah yükünü yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de odur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de odur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti o yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz At kavmini de O helak etti. Semudu da hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın... Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin altüst olan kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran odur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı rasuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da, günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak, gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Haydi, şimdi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. Kamer suresi Mekke döneminde nazil oldu. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar müşrikler bir delil mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu devam ede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Ant olsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. O halde Resulüm, davet edici İsrafil'in görülmemiş müthiş bir şeye yeniden dirilmeye çağırdığı gün sen de onlardan yüz çevir. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar, onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağrıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken, kafirler o zaman içlerinden bu çok çetin bir gündür derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine, Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et, diye yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir su ile semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve bir ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kötükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun o dişi deveyle aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu Onlara ne biçim oldu düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da davar ağacısının ağla topladığı kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar, onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silip kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler. Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader Hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde hem de doğruluk meclisinde hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı, düşüncesini açıklamayı öğretti. Güneş de ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de ağaçlar da Allah'a secde ederler. Bak gör semayı. Onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, ilk insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinlerin babası iblisi ise, halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki'dir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün her an hikmetine uygun bir iştedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye Bizden kaçmaya gücünüz yeterse hadi geçip gidin ama onun bir kudreti, yetkisi olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök yarılıp kırmızı gül renginde erimiş bir yağ gibi olduğu zaman. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap var iken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift, çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de Yüz bezleri parlak, kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki, bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennette yem yeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve hurma ve nar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve döşeklere yaslanarak nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi Rab'binin ismi ne yüce Vakıa Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81-82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadis ise her gece Vakıa Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Birinci Ayet Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O, kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar, ufalandıkça ufalanıp, dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün, üç sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu uğurlu kimselerdir. Solun adamları Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince... Onlar ahirette, mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş ve günah bir laf işitmezler ve konuşmazlar da ancak işittikleri söz selam selamdır. Sağ ehli olan defteri sağından verilen sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen Birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz onları, hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Defteri solundan verilenlere gelince, onlar ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce Dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki biz hakikaten öldüğümüz bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zamanlı diriltilecekmişiz. Evvelki atalarımız da mı? Resulüm, o inkarcılara söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. Sonra hakikaten siz, ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar, elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş, develerin içtiği gibi içeceksiniz.'' İçtikçe de susuzluğunuz artacak. İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde Öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, ekip durduğunuz şeyi. Siz mi onu yerden bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. Söyleyin bana içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların üzerine Kur'an'a yemin ederim ki, doğrusu bu yemin eğer bilirseniz büyük bir yemindir. Şüphesiz o korunmuş bir kitapta yazılı olan pek şerefli, değerli Kur'an'dır ki, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz o Kur'an'dan faydalanmak yerine, ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? Hele can boğaza gelince, o vakit siz, ölenin yanında bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya. Eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet, ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini Azim ismiyle tesbih et. Hadid Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid demir demektir. Sure adını demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, göklerde ve yerde olan her şey Allahı tesbih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümrandığı yalnız onundur. Hem diriltir, hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah, hem ilktir, hem sonsuz kalacak olandır zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı ancak Allah'ındır. Bütün işler ancak ona döndürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar. Böylelikle gündüzler uzar, gündüzden de gecenin içerisine katar. Böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın. Sizi üzerinde tasarrufuna, harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren odur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fetihinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. O gün mümin erkeklerle Mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara bugün sizin müjdeniz içlerinde ebedi kalacağınız alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün Münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman etmişlere ne olur bize bakın bizi bekleyin de nurunuzdan alalım biraz faydalanalım derler onlara dönün arkanıza tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir sonra aralarına kapılı bir sur çekilir öyle ki onun iç tarafında rahmet dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de evet görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız.'' Kuruntular sizi Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan, Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de açıktan inkar edenlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir.'' İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler, sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış fasıklardır. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz, akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Doğrusu, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karzı hasende bulunanlar, gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır.'' Allah'a ve Rasullerine inananlar, hem Rableri yanında dost doğru olanlar, hem de Allah için şehit olanlar, şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki, ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı, ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki ikincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çer çöp olur, işte dünyadaki her şey de böyledir.'' Ahirette ise günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp, tevbe ve salih amellerle Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Resullerine inananlar için hazırlanmış, Genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta levh-i mahfuz'da yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz ve onun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse şüphe yok ki Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye en layık olan odur. Andolsun ki biz rasullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için Onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik. Var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve resulüne gıyaben, görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Sonra onların izleri üzerine ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Ruhbanlığa gelince onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının. Onun son resulüne de inanın ki rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Son peygambere inanmayıp, Yahudi veya Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap, kesin olarak bilsin ki, Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.